Merhaba, bu videomuzda gelişmiş bit butondan bahsedeceğiz. Bunun için gelişmiş yani advantage objelerin içerisinden gelişmiş bit butonu projemize ekliyoruz. İsim kısmını da gelişmiş buton şeklinde revize edelim. Bu buton diğer butonlardan farklı olarak 1 ve 0 bir adresi set veya reset etmesinden farklı olarak butonun yükselen kenarıyla yani off durumundayken on durumuna ilk geçişinde veya buton ilk on durumuna geçtiğinde veyahut da butonu serbest bıraktığınızda her 3 durum için birbirinden farklı bağımsız görevler atayabilirsiniz. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için ben butonun yükselen kenarı ile herhangi bir tag adrese belli bir sabit değer atayım. Buton 10 konumuna geçtikten hemen sonra sabit adrese göndermiş olduğum sabit sayıyı farklı bir tag adrese kaydedeyim. Butondan elimizi çektiğinde ya da butonun serbest bıraktığımızda düşen kenarı ile birlikte bir bit adresi set edeyim. Bunun için iki farklı tag adrese bir de bit adrese ihtiyacım olacak. Hemen tag database'imi açıyorum. Hızlı bir şekilde data 1 şeklinde bir integer adres, data 2 şeklinde ikinci bir adres ve start ismini verebileceğim bir bit adresi ekrana yerleştirmiş oluyorum veya tag tabloma kaydetmiş oluyorum. Şimdi bu adresleri de ekranda atayalım. Edit data penceresinden numerik dedim. Fontunu Arial 30 yapıyorum. Tag kısmını data 1 ismini veriyorum. Data tip kısmını signet decimal yaptım. Bu elementi kopyalayıp bir benzerini data 2 için atayalım. Butondan elimizi çektiğimizde bir bit adresi set etmek istiyorduk. Bunun için bir bitlam koyalım ekrana. Eğer bu bit adres 10 ise 10 yazsın. İkinci hali o yani off'a düştüğünde off yazmasında bir sakıncası yok. Birbirinden farklı isimler çünkü. Sadece bir tag adresi ile ilişkilendireyim. Buna da start diyeyim. Şimdi gelişmiş butonun task yani görevler kısmına geliyorum. Butona ilk bastığımda yani press task penceresinden sabit bir değeri bir numaralı dataya yazdıralım. Örneğin 1500 sayısını data 1 isimli tag değişkenine yazsın. Butonun yükselen kenar görevi tamamlandıktan hemen sonra buton basılı kaldığı sürece tag 1'deki değeri tag 2'ye kopyalasın. Bunun için copy tag b to tag a komutunu kullanacağım. Source yani kaynak kısmım data 1 olacaktır. Destination yani hedef kısmım da data 2 isimli tag adresim olacaktır. Hedef ve kaynak datalarımı seçtikten sonra Add butonuna basıyorum. Konuyu tekrardan özetleyeyim. Butona ilk bastığımda sabit 1500 değeri data 1 isimli tag'a kaydolacak. Buton yükselen kenar görevini bitirdikten sonra yani data 1'e 1500 sayısını yazdıktan sonra aynı değeri data 2'ye atacak. Ve butonu serbest bıraktığımda da belirtmiş olduğum bit adresi turn bit on şeklinde görev atayarak start isimli bitimi set edecek. 3 farklı görev yükledim. Görevleri birden fazla yazabilirsiniz. Sıralı olarak bir adres alacaktır. Sıralı olarak bir görev üstlenecektir. Ben durumların daha iyi anlaşılması için birer tane durumu task penceresine ekledim. OK deyip pencereden çıkıyorum. Data 1 elementim, data 2 elementim ve start ismini verdiğim tag adresim.
Daha doğrusu bit adresim. Şimdi simülatör modumu açıp gelişmiş butonun davranışını görelim. Şu an simülasyon modundayız. Butona ilk bastığımda data 1'e 1500 sayısını atacak. Yükselen kenar görevini bitirdikten sonra aynı sayıyı veya aynı değeri 2 numaralı tag adresime kopyalayacak. Butonlar elim çektikten sonra off durumda olan bit adresimizde on durumuna geçmesini bekliyoruz. Butona şu an tetikliyoruz. Tetiklenmesiyle beraber ilk olarak 1500 sayısını attı. Daha sonra data 2'ye 1500 sayısını kopyaladı. Şimdi butonu serbest bıraktıktan sonra bit adresimizi de set konumuna aldı. Gelişmiş butonun kullanım şekli bu şekildedir.